Merhaba arkadaşlar, kamu ilan bültenimize hoş geldiniz. Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın önemli bir ilanı var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı KPSS olmadan, burası önemli arkadaşlar, KPSS'siz 1640 sözleşmeli er almak için ilana çıkmış bulunmakta. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Bir de 20 yaşına girmiş ve 25 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor adayların. Yani 1 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilir. Eğer 25 yaşını aşmışsanız bu ilana başvuru yapamazsınız. Adaylara seçim aşamasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı yapılacak. Bunu da belirtelim çünkü önemli bir nokta. Yazılı sınav adaylara uygulanmayacak. Yani sadece fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına gireceksiniz. Ondan sonra başarı sıranız ortaya çıkacak. Kazanıp kazanmayacağınız belli olacak. Peki başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Ön başvurular personeltemin.msb.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle alınacak. Yani e-devlete öncelikle bir giriş yapmanız gerekiyor. Peki e-devlet şifreniz yoksa ne yapmanız gerekiyor? E-devlet şifreniz yoksa mobil bankacılık kullanıyorsanız mobil bankacılığa girip mobil şifreden işlemlerden mobil e-devletin orada butonu var. Tıklayarak kendinize bir şifre alabilirsiniz. Eğer bunu da kullanmıyorsanız, yani bir mobil bankacılık sistemini de kullanmıyorsanız PTT'ye gidip oradan e-devlet şifresi alıp o şekilde giriş yapmanız gerekiyor. Başvurulara uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları internette yayınlanacak ve aynı zamanda icra edilecek yerde personel temin başkanlığı, yani Ankara Cebeci'de sınavlar yapılacak. Sınavların değerlendirmesi peki nasıl yapılacak? Sınavların değerlendirmesi fiziki yeterlilik testinin notunun %50'si ve mülakat notunun da %50'si alınacak. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Mülakat, kayıt kabul ve fiziki yeterlilik aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacak. Yani mülakat sınavından çıktığınız anda kaç puan aldığınızı öğrenebileceksiniz. 70 ve üstü almışsanız başarılı sayılacaksınız. 70'in altında almışsanız orada başarısız olduğunuz size deklare edilecek. 70'in altında not alanların adaylığı sonlandırılacak. Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları mülakatın bitiminde aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek. Şimdiden bu ilana başvuracak adaylara başarılar diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.